Merhaba, bu dersimizde strings package içerisindeki repeat fonksiyonunu inceleyeceğiz. Repeat fonksiyonu aslında adından da anlaşılacağı gibi bir şeyi tekrar etmek üzerine kurulu. Ama ufak tefek detayları ve güzel yönleri var. Diğer fonksiyonlarda da olduğu gibi. Bu nedenle inceleyeceğiz. Mesela en basit anlamda kullanalım bunu. Txt'de string olsun, bu da golang verisini gönderiyorum. Burada da repeat edilen anlamında rip string olsun. Repeated string. Ve strings package'ini kullanıyorum burada. Repeat txt string 5 kere, hadi 7 kere olsun. 7 kere bunu tekrarlayarak rep string string'ine aktar. Ve repeat string. Evet. Hemen çalıştırıyorum bunu. Gördüğünüz gibi golang 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 şeklinde 7 kere tekrarlanmış bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde bir değerin tekrarlanması söz konusu oldu. Bu V1 olarak kalsın. V2'ye geçelim. V2'de de mesela bir char üzerinde yapabiliriz bunu. Char değil aslında. String ama bir char gibi ve boşlukları olan bir string yaparız mesela. Boşlukları olan bir char yaparız. Txt 1 olsun bu. Ve örneğin İki boşluk sağ ve sol tarafında, içerisinde de bir x, bir char var. Rep, rep string 2 olsun bu. Hatta yukarıdaki değişkeni de kullanabiliriz. Çünkü onun işi bitiyor zaten o aşamadan sonra. O yüzden şu tanımlama yöntemini değil, ben direkt eşittir kullanıyorum. Strings, burada yine aynı işlem. Txt 1'i ver. Ne istiyoruz burada? 3 kere. 3 kere bunu birleştirsin. FMT println line diyelim. Ve rep string'i tekrar veriyorum burada. Bunu tanımlamadık tabi. Şu şekilde tanımlamam gerekiyor. Yukarıda yok çünkü. Bakın gördüğünüz gibi tek bir char, yanlarında boşluklar bırakarak bunu kullanınca da aynı işi yaptı. Biraz daha farklı bir görüntü, farklı bir amaçla kullanılabilir bu. Ufak tefek diğer kullanımlarına bakalım. Mesela ekrana değişik bir şey yazalım. Strings package. Strings package'in içerisindeki repeat function kullanarak diyorum ki iki tane na yaz. Bakın bu sefer biraz daha farklı. Yukarıdakinin bu bir string zaten. String'in aynısı ama ben bunun yerine başka bir şey, başka bir string veriyorum. Onu şu kadar adet ekle. Aslında buna ekle demiş oluyorum burada. Repeat ettiriyorum. Burada iki tane na yazacak. Şuradaki iki rakamı nedeniyle. Bununla bunu birleştirince de ne olacağını göreceğiz. Gördüğünüz gibi banana. Ya da bunu sayılar üzerinde de kullanabiliriz. Şöyle copy paste yapayım ben biraz. Tabii sayılardan kastım string formatındaki sayılar burada. Mesela 1, 1, 3, 3 olsun. Bunu çalıştırdığım zaman 1, 1, 1, 3, 3 olacaktır. Ya da gene şurada 1, 1, 1. Burada da mesela boşluk bırakalım. Şimdi sonuçlarını inceleyelim. Öncelikle 1, 1, 1, sonra 2 tane 3, 3 var. İkincisinde
İkincisinde ise herhangi bir şey yok. Aslında şurada iki tane fazladan boşluk bırakmış oldum bu string içerisinde. O yüzden rakam olarak görünmüyor. Umarım faydalı olmuştur.